doğru orantı nedir arkadaşlar? İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya iki çokluktan biri azalıyorken diğeri de aynı oranda azalıyorsa buna doğru orantı denir arkadaşlar. Doğru orantıda kuralımız A bölü B şeklinde yazılır ve eşittir K bizim yine orantı sabitimiz oluyor arkadaşlar. A ile B burada doğru orantılıdır diyebiliriz. Ters orantı nedir arkadaşlar? Çokluklardan biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa veya çokluklardan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa buna ters orantı denir arkadaşlar. Ters orantıda da kuralımız A çarpı B eğer A ile B ters orantılıysa A çarpı B şeklinde yazılıyor. Eşittir K. K yine bizim burada orantı sabitimiz oluyor arkadaşlar. A B ile doğru B ile doğru C ile ters orantılıysa nasıl ifade ediliyormuş arkadaşlar? A bölü B çarpı C eşittir K şeklinde yazabiliriz. Şimdi oran orantı ile ilgili örneklerimize göz atalım. İlk örneğimiz ABC sayıları sırasıyla 2, 3 ve 5 ile doğru orantılıdır. A artı B artı C eşittir 50 ise B'nin değeri kaçtır diye sorulmakta arkadaşlar. A sayımız ne ile orantılıymış? A sayısı 2 ile orantılı. B sayısı 3 ile orantılı. C sayısı 5 ile orantılıymış arkadaşlar. Her birini K orantı sabitine eşitlersek ne olur arkadaşlar? A sayımız 2K. B sayımız 3K. C sayımız da 5K olarak elde ederiz. Bunların hepsinin toplamı neymiş arkadaşlar? A artı B artı C eşittir. 2K, 3K, 5K topladık. 10K oldu. Neye eşitmiş arkadaşlar? A artı B artı C 50'ye eşitmiş. Buradan K değerimizi 5 olarak buluruz. Bize B'yi soruyor. B değerimiz neydi? 3K'da arkadaşlar. K yerine 5 yazıp 3 ile çarptığımızda B'yi 15 olarak elde ederiz. B sayımız 15 oluyor bu durumda arkadaşlar. Doğru orantı dediğinde ne yapıyorduk? Bu şekilde bölü şeklinde yazıyorduk arkadaşlar. Doğru orantı olduğunda sayılarımız. Bir başka örneğimiz 3 kişi bir işi 5 günde yapıyorsa 5 kişi aynı işi kaç günde yapar? Bu tarz sorularda şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Orantı kuracağız. 3 kişi 3 kişi bir işi 5 günde yapıyormuş arkadaşlar. 5 günde 3 kişi bir işi 5 günde yapıyor. 5 kişi kaç günde yapar diye sorulmakta. Kişi sayımız arttı mı arkadaşlar? Arttı. Aynı iş mi? Aynı iş. Kişi sayımız arttığına göre yapacağımız süre azalacaktır arkadaşlar. Yani bizim burada ters orantımız olacak. Kişi sayımız arttı yapılacak süre azalacak. Bu durumda bu bizim ters orantımız oluyor arkadaşlar. Ters orantıda 3 ile 5'i çarptık. 15 eşittir 5 çarpı x şeklinde her tarafı 5'e böldüğümüzde 5 kişi aynı işi kaç günde yapıyormuş arkadaşlar? 3 günde yaparlarmış bu işi. Kişi sayısı arttığı için gün azalacak arkadaşlar. Bu durumda ters orantı vardır bu soruda. Ters orantıyı yaptığımızda kaç gün bulduk? 3 gün olarak karşımıza çıktı cevabımız.